1 Aralık 2019. Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan'da bir yıl geçmeden dünyayı kasıp kavuracak bir virüs ortaya çıktı. Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedaviyle aşılara cevap vermeyen bir zatüre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildi. 9 Ocak 2020. Hastalığın yol açtığı ilk ölüm gerçekleşti. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi. İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiği bildirildi. 17 Şubat 2021 tarihi itibariyle dünyada 110.237.102 onaylanmış vaka, 85.104.182 iyileşen varken virüs nedeniyle 2.434.843 hasta hayatını kaybetti. Peki hızla yayılan ve hayatımızı alt üst eden bu virüs nasıl ortaya çıktı? Virüsün kaynağı ile ilgili tartışmalar ve soru işaretleri devam ediyor. Kimileri virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan inceleme sırasında kazayla yayıldığını öne sürmekte. Yeni ve benzer korkuları tetikleyecek bir haber de Rusya'dan geldi. Daily Star'ın haberine göre Rus bilim insanları geçmişi 50 bin yıla kadar uzanan donmuş hayvan kalıntılarından biyolojik materyaller alarak tarih öncesi virüsleri incelemek istiyor. Bunun için Rusya'nın Yakutsk şehrine gidiyoruz. Yakut, Rusya'nın uzak doğusundaki Yakutistan'ın başkentidir ve dünyanın en soğuk şehri unvanına sahiptir. Soğukluk tam olarak -71.2 ile -35 santigrat derece arasında değişmektedir. Bilim insanları dünyanın en soğuk şehri unvanına sahip bu yerde geçmiş dönemden kalan ve buzullar arasına hapsolmuş, günümüze kadar korunmuş canlılar üzerinde araştırma yapmaktadır. Geçmişimizde binlerce uygarlık, milyarlarca canlı var. Kutsal kitapların anlattıkları, tarih kitapları ve bazı kalıntılar haricinde bu uygarlıkların ve canlıların nasıl yok olduğunu bilmiyoruz. Bu araştırma ise bize bunları öğretecek. Araştırmalar henüz başlamışken size bu belgeseli hazırlamaya karar verdim. Raporlara göre ekip 50 bin yaşına kadar olan hayvanlardan örnekler alacak. Ancak uzmanlar daha önce geçmişe geri dönmenin zombi enfeksiyonlarından kaynaklanan bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyardılar. Raporlara göre bilim insanları permafrosta donmuş antik hayvanların karkaslarından biyolojik malzemeler çıkartarak 50 bin yaşına kadar bilinmeyen tarih öncesi virüslerin kilidini açmaya çalışıyor. Rus ekibinin bu hafta son yıllarda bulunan buzda korunmuş bir canavar koleksiyonundan örnekler aldığı bildiriliyor. Soyu tükenmiş yünlü mamutların ve tüylü gergedanların yanı sıra tarih öncesi köpekler, atlar, geyikler, kemirgenler ve tavşanların kalıntılarıyla da çalışmaktadırlar. En yaşlı hayvanın 50 bin yıllık yabani bir sıçan olduğuna inanılmakta. Çalışma bir zamanlar Sovyet lideri Leonid Brezhnev tarafından kurulan bir soğuk savaş, biyolojik savaş araştırma tesisi olan Vector State Research Center of Virology and Biotechnology tarafından öncülük ediliyor. Sibirya'daki Novosibirsk yakınlarındaki yüksek güvenlikli tesis, şu anda Rusya'nın daha iyi bilinen Sputnik 5 ile rekabet etmek için ikinci Covid aşısını deniyor. Bilim adamları 16 Şubat Salı günü antik hayvanlardan 50 örnek aldı ve çarşamba günü dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta bulunan Rusya'nın Kuzeydoğu Federal Üniversitesi Mamut Müzesi'nde düzenlenen karkaslardan aynı sayıda örnek toplamayı bekliyorlar. Vektör bilimci Dr. Olesya Oklokova şunları söyledi. Rusya'da paleovirolojinin gelişmesine başlamayı mümkün hale getiren paleovirüsler bulmak istiyoruz. Amaç, virüslerin evrimi konusunda ileri araştırmalar yapmak. Ancak uzmanlar, daha önce geçmişe geri dönmenin zombi enfeksiyonlardan kaynaklanan bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarmıştır.
Rus laboratuvarı erimiş permafrosttan kazılan hayvanlarda tarih öncesi virüsleri araştıracak, Sibirya laboratuvarı projenin paleovirüslerini tanımlamayı ve kalıntılarını kullanarak virüs evrimini incelemeyi amaçladığını söylüyor. Sibirya'da bulunan donmuş kurt kafası tam olarak 40 bin yaşında. Kuzeydoğu Federal Üniversitesi Mamut Müzesi Laboratuvarı Başkanı Maxim Cheprasov yaptığı basın açıklamasında kurtarılan hayvanların zaten bakteriyel çalışmalara konu olduğunu söyledi. Paleovirüslerle ilgili ilk kez çalışmalar yürütüyoruz diyerek ekledi. Sovyet döneminde biyolojik silahların geliştirilmesi için eski bir merkez olan Sibirya'nın Novosibirsk bölgesindeki vektör laboratuvarı dünyada çiçek virüsünü depolamak için sadece iki tesisten biridir. Vektör, Rusya'da Ekim ayında lisanslanan ve bu ay içerisinde seri üretime geçmesi planlanan Epivac Corona adlı koronavirüse karşı bir aşı geliştirdi. Bilim adamları, Kuzey Kutbu'nun küresel ortalamadan iki kat daha hızlı ısındığını, yerel yaban hayatını tehlikeye attığını ve eriyen permafrostta depolanan karbondioksiti serbest bıraktığını söylüyor. Permafrost, donmuş toprak demektir. Şimdiye kadar anlattıklarımdan ziyade çok ama çok başka bir nokta daha var. Permafrostlar, gezegenimizin en büyük civa deposu. Ne kadar biliyor musunuz? Bütün atmosfer, topraklar ve okyanuslarda bulunan ağır metalleri toplayın, sonra 2 ile çarpın. Hepsinin toplamının 2 katına eş değer demek. Muazzam bir miktardan bahsediyoruz. 2100 yılına kadar permafrostun çözüme miktarı için tahminler %30 ile %90 arasında gösterilmekte. Yani en az çözüme %30 ve bildiğiniz üzere civa zehirli bir metal. Başta beyin olmak üzere çoğu organa zarar verebilecek tehlikeli bir madde kendisi. Donmuş toprakların erimesiyle de havaya, sulara karışması da an meselesi oluyor. Konuyla alakalı takiplerim devam etmekte. Sizler de YouTube kanalımıza ve açıklamadaki linklerde mevcut olan Instagram sayfalarımızdan bizleri anlık olarak takip edebilir, Discord sunucumuzda bu konuyu tartışabilirsiniz. Ve ayrıca bu videonun makalesinin çevrilmesinde bana yardımcı olan Ozi19'a yani Özlem Gürsoy'a çok teşekkür ederim.